Bayağı dengesiz. Bakın arkadaşlar. Eşim Hanım. Evet arkadaşlar, turlarla gelmeyin diyorduk en son. Manzaralardan konuşamıyorum. 80 euro bu arada gondollar arkadaşlar. Karnaval zamanı olduğu için de herkes maske takıyor. Konaklama diyorduk. O uygun olan yerlerden Airbnb, Agoda, Booking. Bütçeniz uygun şekilde şehre yakın yerlerden mümkün olduğu kadar yürüme mesafesinde bulabilirsiniz. Ama çok bütçe ayırmak istemiyorsanız da Mestre bölgesinde kalabilirsiniz. Bu arada fiyatlara zam gelmiş. 2016'da 80 euroydu. Şu anda 90 euroya çıkarmışlar arkadaşlar. Bu arada ucuza gondola binmenin de püf noktalarından bahsedeceğim. 2 euroya arkadaşlar gondola binebilirsiniz. Ucuza gezmenin her türlü tüyoları benim kanalımda. Abimiz Osmanlı Kubilay Han'a benzemiş. Bu seneki karnavalın teması arkadaşlar Kubilay Han ve Marco Polo. İnsanlar rengarenk. Bu arada gala yemekleri de var ama gala yemeğinin fiyatı 500 euro arkadaşlar. Kişi başı. Ve maske kostümle gitmeniz zorunlu. Kostüm kiralamak da o kadardır herhalde. San Marco meydanındayız. Herkes maskesini takmış. Adım atacak yer yok. Akşam galada aristokratları eğlendirecekler. Böyle gündüz de bunlarla köylüleri eğlendiriyorlar. Aristokrat. Aristokratlar galadan önce köylülerin yanına teşrif ettiler. Geliyor olması lazım. Bakın kalabalığa bakın. Uçsuz bucaksız. Herkes maskeli. Bu Safranbolu'da acil harekete geçirmemiz lazım.
Kübra Ayhan olduğunu düşündüğüm amcanın çarıkları amca arkadaşlar. Gönderdiler şimdi. Bunlar böyle bir davul gösterisi yapıyorlar. Her şey İtalyanca, hiç İngilizce açıklamada bulunmadılar. Pazarlardan hiç yabancı hissetmiyoruz. Yabancı hissetmezsiniz hiç. Şehrin çeşitli yerlerinde böyle gösteriler var ama o gösterileri detaylı anlatmamışlar. Yabancıların bulması birazcık sıkıntılı. Kapı kolunu adamdan yapmışlar. Adamların hastaneye bakar mısınız arkadaşlar? Tarihi bina. İçini gösterebilirsem eğer. Döşemeler falan var böyle, işlemeler. Dehşet ya. Venedik'in en dar sokağı olabilir. Hayatın kollarını açsana bir. İkinci gelişimiz. Ama yani ikinci geldiğimize rağmen yine de bizi büyülemeyi başardı Venedik. Her ne kadar bir uzak doğu olmasa da diyor olsam da, bir uzak doğu değil diyor olsam da soğuktan konuşamıyoruz arkadaşlar. Cidden titriyoruz şu anda. Ya terlemiyorsun, o güzelliği var. Şu manzaraya baksanız arkadaşlar ya. Kamera ne kadar gösteriyor bilemiyorum ama rengarenk. Bir de böyle süslemişler San Marco meydanına çıkan yolu. Google Maps üzerinden de gitmek istediğiniz yerlere araştırdığınızda, ki video paylaşmıştım bununla ilgili, bu duraklardan dolmuş gibi su yolunu kullanarak gidebiliyorsunuz. Evet, Santa Maria delle Marie Bazilikası'na manzarasında yürürken Atina'daki gibi, Roma'daki gibi hala pervaneleri fırlatıyorlar yukarıya. Bu arada Ahlar Köprüsü'ne geleceğiz. Bu arada hala akşam 11, şu anda 9.30-10 gibi hala böyle kostümlerle dolaşanlar görebiliyorsunuz. İsterseniz kostümleri satıyorlar. İşte o ünlü Ahlar Kulesi, Ahlar Köprüsü de burası arkadaşlar. Burada yargılanan mahkumlar cezaya mahkum edildiğinde buradan geçerek cezaların infaz edildiği yerlere geçerken burada dışarı bakıp, son kez dışarı bakıp vah diyorlarmış. O nedenle de adı Ahlar Köprüsü olarak kalmış. Bir sanat galerisi. Akşam vakti tabii kapalı ama güzel bayağı ya, heykeller falan. Burası birazcık zenginlerin takıldığı bir meydan gibi arkadaşlar. Campo Santo Stefano meydanı. Güzel bir meydan. Daha önce Venedik'i hiç görmediğimiz noktalarındayız. En güneyindeki tarafta.
kiliseye, bazilikaya uğraşmaya çalışıyoruz. Yukarıda kim bilir kimler yaşıyor. Ve Santa Maria della Salute katedrali. Dar büyük umutlarla geldik ama etrafını kartonlarla kapatmışlar ya da başka bir şeylerle. Yakından göremiyorsunuz. Ama en azından en uçtan San Marco tarafını görebiliyoruz. O da bir şey. Bir de San Marco Meydanı'nın gecesini çekelim. Burası galiba kütüphane arkadaşlar. Ücretsiz yarın girmeyi deneyeceğiz. Karşısı saat kulesi. Bunun üstüne çıkıyorlar. Çıkmayı deneyeceğiz. Ve bazilika. Bazilika'nın da girişi bedava. Tepesine çıkmak isterseniz paralı. Museo Corriere bir müze. Onun yerine her ay ilk pazarları belirli müzeler ücretsiz oluyor. Her ay ilk pazar. Onlara gitmeyi deneyeceğiz. İlgimizi çekenlere. Tadını çıkartıyoruz böyle. Herkes karanlık arkadaşlar, bakın böyle. Bunların senesi zorunda olabilir. Hepsi karanlık giymişler. Burada da bir tane şeytan şeyinde, kostümünde. Veredik bizi şaşırtmaya devam ediyor. Adamın boya bak cidden. Arkadaşlar gerçek boy bu arada. 2.1 metre falan var galiba. Rahat yani. Kötü bir koku. Şeyciler işte ya. İçkicilerdir kesin. Tuvalet bulamayınca. Ama gelinip kaybolmalı bu sokaklarda. Sağa dönün. Köprüden. Kestirme yaptık. Ses çok iyi ya. Yine dar sokaklar. İki insan yan yana geçmeden zor geçer o derece. Sağa dönün. Küçük sokaklar. Gördüğünüz gibi biri gelince biri yol veriyor kenarlarda. Oyunlu kitapçıya geldik şimdi arkadaşlar. Sırasında bekliyoruz bayağı fazla. Merhaba. Evet, o kitapçı burası işte arkadaşlar. O kitapçı bu kitapçı. Venedik'in ünlü kitapçısı. Marco Polo. Bu seneki karnavalın konusu Marco Polo'nun maceraları. Burası çıkış arkadaşlar. Az sonra çıkıştan göreceğiz. Giriş öteki taraftan. Buranın olayı kitaplardan oluşan merdiven. Her türlü kitap bulmak mümkün ama çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Arkadaşlar, o olay, o yer bu yer. Sırf burasıyla ünlü oldu. Hatta sular yükseldiğinde bakın kitaplar ne hale geliyor. Kitaplardan olduğu için de bayağı bir dengesiz. İnsanlar sırf bunun için buralara geliyorlar.
Bayağı dengesiz. Bakın arkadaşlar. Burası çıkış arkadaşlar. Buradan girmeye çalışmayın. Sular bastığında böyle şuralara kadar kitaplar su altında kalıyor. Arkadaşlar dar yerlerde fena. Farklı bir meydana geldik. Artık o kadar çok meydan var ki. Yine çocuklar için gösteriler. Abla da Hürrem Sultan gibi olmuş bu arada. Bu arada arkadaşlar her ayın ilk pazarı belli başlı müzeler bedava. Bunların arasında benim en çok ilgimi çeken Museo di Palazzo Grimani ile Academia. Grimani'den yana şansımızı deneyeceğiz. Evet, bedava giriş olan müze. En sevdiğimiz bedava. Bedava. Arkadaşlar Grimani'nin evine geldik. Buranın orta çağdaki zenginlerinden biri. Aynı bizim Cinci Han gibi ya da Yörük köyündeki hanlar gibi bir yapıya sahip. Aslında güzel bir etnografya müzesi olabilecekken boşaltmışlar gibi geldi bana. Tavanın güzelliğine bakar mısınız? Tavan izlemeye geldik buraya arkadaşlar. Arkadaşlar böyle tam şehrin göbeğinde fiyatlar yüksek olsa da az biraz arka sokaklara girince 1 euroya magnet bulabilirsiniz ki 1 euro bedavadan az sadece demek. Arsenal'e geldik. Şehrin tersaneleri ve savunma hattı. Gece çok hoş bir ışıklandırma yapıyor. Güzel gözükmekte. Bina arasında geçiş. Hatta belki bir oda bu. Rialto Köprüsü'nün oraya geldik. Ünlü Rialto Köprüsü. Rialto Köprüsü'nden yakalar. Ve bir yorgun elif koyalım. Argın. 8 kilometreye yakın yürüdük son 3-4 saatte. Kemal Bey ile tanıştık arkadaşlar. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Salutiamo la Turchia. Arnavutluktanmış arkadaşlar. Arnavut, Arnavut. Kardeşimiz. Kardeş, kardeşimiz. Buraya gelin diyorlar. Restoranın ismi Ristorante Cafe Saraceno. Cafe Saraceno. Gelirseniz bir merhaba selam dersiniz. Merhaba, selam. Erdasınız? Nasılsınız? 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 Çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz cana yakında Arnavut çıktı arkadaşlar. Biri Bangladeşliydi, ikincisi Arnavut çıktı. Gördüğünüz gibi Rialto Köprüsü'nün altında Cafe Saraceno. Gelirseniz Kemal Bey'i bulun. Benim adımı burada Massimo olarak biliyorlar dedim.
İtalyanca. Selamımı söylersiniz arkadaşlar. Onun da olayı nereden çıktı? 23 euro tuttu da 50 euro verdim. Gerisi bana mı diye şaka yaptı. O kadar zengin değiliz dedik. Öyle deyince işte Türkiye'deniz deyince muhabbetin gerisi açıldı. Bir daha bir Rialto Köprüsü'nü göstereni ve etrafını. Çok güzel yerler. Tavsiye ederim. Bakın burada ne bulduk. Çöpler. Biz de şehirde çöp arıyorduk. Hepsini buraya koymuşlar. Aynen. Tüm çöp poşet, çöp kovalarını tek bir yere doldurmuşlar yani. Tabii ki espri. Her yerde çöp var ama yani bir meydanda bir tane düşünün bu kadar insanı. Şu ara sokaklarda hiç yok. Elinizde bayağı bir taşımanız gerekiyor. Krepler 3-5 civarı. Dondurmalar da o civarda. Şehir birazcık canlandı gibi ya da yol üstünde gittiğimiz için. Ama akşam 7-8 gibi çoğu yer kapatıyor. Olur da buralardan ev almak isterseniz arkadaşlar. 168 binden başlıyor. 850 bin. Ben hatta bir yerde 1 milyon 350 bin de görmüştüm. 900 bin. Batan geminin malları bu olsa gerek. Yani batan bir şehir. Her sene yere batıyor. Sular yükseliyor. Buradan 252 bin ya da 168 bin euroya ev alır mıydınız? Türkiye'den de ucuz. Sudan ucuz arkadaşlar. Yani Bazilika'ya, Saat Kulesi'ne çıkmadık. Bazilikalara doyduk. Saat Kulesi de ne bileyim uçak bize gelirken güzel bir tur attırmıştı aslında. Venedik turu. Tam böyle üstünden dolandı iki defa. İhtiyaç duymadık. Bazilikalardan da sıkıldık. Venedik şeyde, Vatikan'da zaten göreceğiz diye. İhtiyaç duymadık. İkinci gelişimiz olduğu için zaten bir kısmını halletmiştik biz arkadaşlar. O nedenle birazcık daha sakin takılmayı tercih ettik.